Bizden de. Yoğundun hafta sonu. Ben evet hafta sonu benim bir de şehir dışından misafirlerim de vardı. Beyefendiyle görüşemedim hafta sonu. Bir de Esra Hanım şöyle bir şey var. Ben buraya her gelen talibimle hafta sonumu illa görüşeceğim diye kendime bir kural koyamam. Beyefendi bu anlamda bana biraz gönül koydu. Görüşemedik, konuşamadık diye. Sonra bana mesaj attı WhatsApp'tan. Ben gelmeyeceğim, sana olan inancımı yitirdim diye bana bir mesaj attı. Evet, onaylıyorum diyor. Bana bir mesaj attı. Ben de bunun üzerine kendisine işte korkularımın olduğunu ben size her zaman söylüyorum burada Esra Hanım. O zaman gelmeyeceksin buraya. Nasıl o zaman gelmeyeceksin? Pardon? Devam etmez konuşacağım. Buraya gelmeyeceksin derken ben buraya sizden korkuların onaya... var diye mi bir yani bir ilişki için başlangıç yapmayacak mısın demek Esra istiyorsunuz? Esra Hanım, Gamze Hanım geçmişiyle çok yaşıyor. Ben geçmişiyle yaşadığı için şaka geleceğine mi? Kendi çembe takıyor. Bismillahirrahmanirrahim. O yüzden hafta aslında sonu kötü bir şey söylemiyor. Hafta sonu görüşelim isterim tabii ki de. Geri dönüşü bana seninle hafta sonu görüşüp seninle bıcık bıcık mı olayım? Bu nasıl bir kelime? Bu sluba takıldım ben. Ben bu konuda olumsuzum kendisine karşı. Geçmişiyle yaşadığı sürece burada oturmanın bir anlamı yok. Bu ben olurum, bir başkası olur. Yani empoze ediyor insanların ruhuna, kişiliğine, karakterine, Hanım, düşüncelerine. Ben buradan... bence kendisi görselliğiyle herkese kendisini gösteriyor ama burasını dondurmuş Esra Hanım. Ne yapmışım? Kalbinin ruhunu dondurmuşsun. Kalbimi ve ruhumu doldurmuş muyum? Şimdi dondurmuş anlamadım. Dondurmuşsun. Görüntüde, dondurmuşum. Görüntüde Gamze var ama ruhumdan yok. Bir buz yığını. Soğuk. Esra Hanım şimdi burada bir adaptasyon süreci başladı benim için. Çünkü ben artık insanların buraya ne amaçla geldiğini anlayamıyorum. Anlayamıyorum, çözemiyorum. Çünkü çok iyi niyetliyim ben. İyi niyetli davranıyorum. Sonradan yarı yolda bırakılacağımı düşünüyorum. Çünkü daha öncesinden böyle bir şey yaşadığım evet. için. Doğal olarak korkularım var. Kendisine de buna söyledim zaten cuma günü. Korkularım var, bana biraz zaman ver. Ben sana karşı zaten olumsuz değilim. Ben sana karşı olumsuz değildim. Bunu ekibe de söyledim. Nazlı Hanım'a da söyledim. Pınar Hanım'a da söyledim. 10 dakikalık gördüğün bir insana zaten olumlu olamazsın ki. Efendim? 10 dakikalık gördüğün bir insana olumlu olamazsın. Zaman geçireceksin ki ona göre karar vereceksin. Ama ben bir gün daha isteyeceğimi beyan etmiştim kendisine. Kendisiyle hafta sonu geçiremeyeceğim için bugün onunla tekrar konuşacağımı, kendimi ona ifade etmek istediğimi ben kendisine söyledim. Bakın o beni yarı yolda bırakmasına rağmen ben gelmeyeceğim deyip telefonlarını kapatmasına rağmen ben hala kendisiyle buraya çıktım. Ve oturdum burada kendi kararımı açıklarken beyefendi bana sağ gösterip sol vurdu. Şimdi bakın görüyorsunuz değil mi benim yaşadığım şu düştüğüm durumları anlayabiliyor musunuz Esra Hanım? Ama yani, oranın sistemi düşmanca bir sistem şimdi... değildi. Yani bak sana olan inancım zayıfladı. Hani seni kafasında belki de kalbinde gördüğü kadarıyla anlık saniyelik öyle güzel bir yere oturtmuş ki belki de onun yaşadığı bir hayal kırıklığı var. Ben kendisinden özür diliyorum çünkü çok sahiplenmişim ben ona. Pardon sahiplenmiş misin? Yani seni benimsediğim için çok özür diliyorum ben senden. Esra Hanım burada yakın arkadaşı Yılmaz Bey var. Göremiyorum Yılmaz Bey'i de. Burada. Yılmaz Bey zaten kendisi beni burada yaşadıklarımı bildiği için Oral'a zaten açıklama yapmış. Kızın üstüne çok fazla gitme. Peki bir şey söyleyeceğim. Efendim. Yılmaz kardeşim benim bu arada manevi kardeşim. Çocukluğu elinde geçti Esra abla. Ben Yılmaz'la bugün bu Gamze Hanım'la geçen diyaloğu belirttim. Yılmaz kardeşimle Gamze Hanım telefonda konuştuklarında ben istemiyorum, benle muhatap olmayın, kanalla muhatap olun kelimesini kullanmasına anlam veremedim. Doğru mu? Oralcı, Yılmaz. Yılmaz ben öyle mi? Bana söylemeyin, Pınar Hanım'a söyleyin demedim. Bana söylemeyin, ben ilgilenmiyorum, ekiple muhatap olun. Evet. Ama neyi ekiple muhatap ben olun? Ben gerekeni söyledim abla, dedim. Oral abi, Gamze ablayı sürekli yani ya yaşadıklarından dolayı sahiplenmek istedi. Hani tek kalmasın. Ben de anlattım tamam, çünkü ben de Gamze bunun, ablayı. Ben de bunun tezatını Oral söylemedim. Oral abi dedi ki ben dedi tamam sahiplenirim zaten hoşlanarak geldim. Elimden gelen her şeyi yaparım dedi. Ama ne yaptı? Telefon açtı ben gelmiyorum dedi. Ben o zaman yoktum ama bak şimdi Gamze abla sen öyle davranınca karşındaki insan da kendini cidden ezik hissediyor. Hani. Estağfurullah. En son yazdığın mesajı okudun mu peki? Engellemeden önce engellemiş telefondan sonra sabah ben aradım zaten seni Gamze abla. Çünkü bakın yani anlatmak istediğim, kendimi ifade etmek istediğim şey oydu. Yarı yolda bırakılmaktan korkuyorum anlamına getirecektim lafı. Kendisi zaten beni yarı yolda bıraktı. Kendini belirttin, ifade edemiyorum ben kendimi diye.
Tek ama sorun bir dakika, şurada şu. Kardeşim, bir dakika. Kendimi ifade edemiyorum diye cümle kullandın. Saygı duyuyorum. Bak, evet, kişiyetine, şahsiyetine kelime ben söylemiyorum. Kendim... Benim öyle bir haddime değil, öyle bir lüksüm de yok. Kendini ifade edemeyeceğin kelimeler kullanma o zaman. Veya ne davranışlar yapma. Ne kullandı? Bıcık bıcık ne demektir? Ne yapacaktım? Vay efendim, seninle hafta sonu neden görüşmemişim? Bir saat zaman ayıramıyorsun ama cilt bakım yapmaya gidebiliyorsun. Neden engelledin abla? O mesajından sonra engelledim. Ben gelmiyorum. Yolun açık olsun. İşte bir şeyler yazmış telefonunda. Evet. Şu an ben söylediklerimin arkasındayım. Tamam, onları yazınca ben de madem gelmiyorsa engelledim. Ne yapacaktım yani? Ama ben bayağı... yine iyi insanım. Bakın buraya çıktım. Ya tabii ki de iyi insansın. Olumlu olarak beyan ettim. Engelledikten sonra buraya çıkmanız zaten yanlış Gamze Hanım. Ama neden biliyor musunuz? Hata... Yani madem engelliyorsunuz buraya da çıkmayacaksınız ama Esra o zaman. Ama Esra Hanım hatasını... Ama artık WhatsApp Esra engelleme abla. Yani Esra şey Hanım. Çok basit bir şey oldu. Yani konuşmak istemiyorsan... Ben hata yapıyorum. Hatasının arkasında durup geldiği için ben de bir şans vereyim dedim. Hata mı yaptım Esra Hanım? Yok, ben seni burada yargılamıyorum. Yargıladığım hata benim. Hayır, yargıladığım, üzüldüğüm nokta şu. Adam gelmiş, hata tamamın arkasındayım dedi. Geleceğim karar anla dedi. Ben de tamam dedim. Hata mı yaptım? O zaman şöyle bir şey sorayım. Aynı durumda siz olsaydınız ne olurdu? Buraya çıkar mıydınız? Arkasında hala devam eder miydiniz durmaya? Nasıl? Tabii aynı... ki de hayır. Durmazdı. Ben mi? Siz. Ben, bana yapmış olduğu şeye rağmen ben hala arkasında durdum. Tam tersi diyorum. Yani empati yap. Empati yap. Yani yer değiştir. Artık beyin fonksiyonlarım sadece yaşam faaliyetlerime komut veriyor Esra Hanım. Şimdi Cuma gününden sonra Bahar Esra Hanım, Mesut Bey aralarında geçen diyalog, ben izledim. Kendisine hak verdim. Bahar Hanım da kendisine haksızlık yapıyor. Gamze Hanım da kendisine haksızlık yapıyor. Çünkü hala birbiriyle diyalog halinde olmaları beni, evet, ya başka bir aday da olsa rahatsız eder. Beni de işte ben anlatmak de istemeden istediğim konu bu. Dedim ki, benim Oral, dert yandığım, benim derdim, sıkıntım bu Esra Hanım. Elinizi ayağınızı öpeyim. Ben o üçlü kadraja girmek istemiyorum. Yani benim şimdi taliplerim... benim elim ayağımı öpmeyin. Seyirciler bu sefer yanlış anlayacak. Ya işte yani girmek hani istemiyorum. Bilekliği ben takıp gelmişim gibi. Evet, her yok, şey ben o bileklikle. Yani... Ben o bilekliği yarın iade edeceğim Esra Hanım. Size kutusuyla bana getireceğim. Vermeyin. Yok, kim alıyorsa alsın. Ben o bilekliği getireceğim, evet, Esra Hanım. Bu konu kapansın. Hanımefendi, evet, de ilişkisini önüne yoluna baksın. Ya. Ben çünkü o zaman bakın beyefendi en basitinden dedi ki ben istemiyorum, görmek istemiyorum seni o kadrajda ve dolayısıyla adaptasyon sıkıntısı çekiyorsun dedi. Peki arada hafta doğrusu... sonu vardı. Hani kafayı topardınız, dinlediniz. Bir saat konuşup kendini anlatabilirdin. O kendini sana kaç anlatabilirdi. Oral akşam aradım. Oral abi çok aradı. Aradım. Akşam aradım ya. Esra ablacığım. Nasıl? Telefonu duymadı. Fenerbahçe maçından yarım saat önce. Aradım dedi, müsaitten herhalde, duymadım dedi, dışarıdayız annemle dedi. Annen hasta değil miydi dedim, geçmiş olsun, hasta ama sonuçta ölümcül değil dedi. Evet, çok şükür. Allah korusun. Yani ben öyle şey empoze etti ki bana, ararken korkuyorum artık Esra abla. Yani düşünerek arıyorum, şüpheyle arıyorum. O belirsizliği benim kafam için attı. Esra Hanım, son 10 gündür yaşadığım sıkıntılar benim enerjimi... Bir şey soracağım, tam aklımdan geçeni. Mesela bundan 15 gün önce gelmiş olsaydı Oral. Evet. Hiçbir şey yok. Evet. Kafanda rahat. Evet. Şans verir miydin seni bu kadar isteyen birine? Ve yine hala söylüyorum Esra Hanım, ben kendisine olumlu olarak çıktım buraya. Verirdim tabii ki. Hatta Esra abla, ben kimsenin hayatına merdiven olmak istemiyorum ya. Efendim? Ben kimsenin hayatına merdiven olmak istemiyorum. Esas ben merdiven olmak istemiyorum. Benim zaten korkularım buydu. Çünkü buraya herkes sana gerçek duygularla geldim deyip bir hafta sonra, iki hafta sonra, üç hafta sonra bir anda burada her şey, dengeler değişebiliyor Esra Hanım. Ama şöyle bir şey var. Farklı bir platform. Düşüncelerin tamam güzel ama uyguladıkların çok yanlış. Şimdi güvenemiyorum diyorsun, yarı yolda bıraktım. Biz seninle bir şey yaşamadık ki ben seni yarı yolda bırakayım. Veya biz seninle bir şey yaşamadık ki ben senin güvenini sarsayım. Esra Hanım, iki gün kendimi biraz çekmem. Çektin. Yani biraz bazı şeyleri sineye çekmem, suç mu oldu talibimle görüşmemem? Bu mu şimdi? Bunu güzel üslupla söylemiş olsaydın, bıcı bıcı kelimesini kullanmasaydın şimdi ben daha iyi anlardım. Aramızdaki ilişki ve hani o iletişimi, yazışmayı falan bilmediğim için. Yazışmadı. Burada görünen şu, Gamze'nin kafası karışık. Çok. Haliyle. Ama bir tarafta da böyle sapasağlam onun yanında durabilecek bir adam var. Bakın yani bir düzeltme yapabilir miyim Esra Hanım? Efendim? Benim kafam karışık değil. Bakın. Bunu artık ilk ve son kez söyleyeceğim. Benim aklım o beyefendi de değil. Lütfen Allah için. Ama kafan kesinlikle karışık sadece değil. Mesut değil ki. Değil. Evet. O yaşadığın gerginlikler de insanı geriyor olabilir.
Kafası karışık. İlla bir insanın karşı evet. cinste aklının olması demek değil. Ben de beyefendi bu anlamda dedim ki gerçekten ben burada zaten kendimi sahiplenebilecek bir durumda bir insanım. Hani tabii ki bir kadının da bir erkek tarafından sahiplenilmesi, kullanması güzel bir şey, arkasında durulması. Ben kendisine onu anlattım. 15 gün sonra değişeceksen, 15 gün sonra başka şeyler olacaksa, beni bir paravan olarak kullanacaksan, anladınız mı Esra Hanım? Ben yokum. O zaman ispat edelim dedim birbirimize olan sevgimizi, güvenimizi bir yaşayalım. Görelim dedim bu kadar kendinden emin konuşuyorsan, bu kadar kendinden eminsen tamam dedim. Ben ona olumsuzum demedim ki ama korkularım var Gamze. Dedim. Gamze. Korku efendim. Benim senden ne gibi bir çıkarım olabilir? Hiçbir çıkarın olamaz. Sevgin, saygın doğru mudur? Estağfurullah. Ama işte ama sen işte bak beni var. Bir yana koy. Sen kendine bu düşünceleri sokaraktan zaten kendini öldürüyorsun. Burada hiç yapmadığım şeyler yapmış gibi görünüyor. Kendini öldürüyor. Hiç söylemediğim şeyler yani kendi kendine empoze gibi. Ediyor bu olumsuz düşünceleri. Ve bu ister istemez herkese yansıyor. Kardelen sen Gamze'yi iyi tanıyorsun. Beraberlerdi. Biz beraberdik. Ve beyefendi mesajlarını gördüm. Evet. Öncelikle ben zaten demiştim hani gerçekten özgüvenli bir beyefendi. Şükür hani, ederim. Seni taşıyabilecek biri demiştim. Ama şu anda yaptığınız şey Gamze yüceltmek yerine yermek. Eğer biraz Gamze Hanım'ı tanıyarak buraya çıkmış olsaydınız şu anda bu konuşmaları yapmazdınız. Bu bir. İkincisi tamam. Ben sizin konuşmalarınızı gördüm ve Gamze benim yanında dedi korkuyorum. Neden korkuyorsun Gamze dedim. O kadar çok beyefendi onu sıkar şekilde öyle mesajlar yazmış ki Esra Hanım. Hani ben korktum açıkçası. Çünkü daha cuma günü görüştünüz ve 10 yıllık sevgilisiymiş gibi öyle karışıcı şekilde mesaj atıyorsunuz karışık. Ki. Karışık. Evet. Hani öyle ne şekilde yazmışım? Karışıyorsunuz ki hanımefendiye göstersin isterseniz. Ne Gamze? Esra Hanım inanın unuttum telefonumda ve evet. Şarjım bitti telefonumun. Sen iyi misin? Ben iyiyim Esra Hanım. İşte bunlara üzülüyorum karşılaştığım durumlara. İyi niyetimin kurbanı oluyorum Esra Hanım. Gamze abla. Bir saniye Yılmaz bir saniye. Benim amacım Gamze Hanım'ı ağlatmak değil. Kardan Hanım size de saygı diyorum düşüncelerinize. Olmayacağım bu kadar iyi. Sahiplenmek güzel bir şeydir doğru mu? Yapmayacak ha, değilim. Doğru söylüyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Keşke ben ekibe deseydim ki ben beyefendiyle kararını yapmak istedim. Ben Gamze Hanım'ın geçmişini bilemem. Saygı duymak zorundayım. Doğru mu? Ya geçmişte. Ama ben Gamze Hanım'la bir yol yürüyeceksem bazı şeyler net olmak lazım. Tamam, ben böyleyim ben ortadayım. Nasıl görüyorsan beni ben öyleyim. Ama o kadar sıcak. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bak görmüyor musun? Her gün bir şeyler çıkıyor. Bir birbirinize dönebilir misiniz? Tabii ki. Her gün bir şeyler çıkacak tabii ki de. Biz bunlara sahip çıkmak zorundayız ama ben senden daha çok korktum ya. Anlatabiliyor Neden? Muyum? Çünkü kendine çok haksızlık yapıyorsun. Ne konuda haksızlık yapıyorum kendime? Güvenim yok diyorsun. İnanamıyorum diyorsun. İnanamıyorum. Ama yaşamadığın insanlara güvenemezsin. Diyor, inanamazsın zaten. Ama ben de zaten. Çıktım buraya yaşamak istediğimi, güvenmek istediğimi söyledim. Bunu anlatıyorum sana. Efendim. Yapma tut elinden çık abi. Ya. Tut elinden çık. Bir şey söyleyeceğim. Hayır bir şey söyleyeceğim. İnat değil. Bana yakışmaz inat yapmak. Ben egolu bir insan da değilim. Ben Gamze Hanım'dan popüler olma yolunda da değilim. Öyle bir şey yok. Kimsenin aklına öyle bir şey gelmesin. Bakın, ben sadece Gamze Hanım'ı... Burada kimse popüler değil. Hayır, bir şey lütfen, söylemek bir istiyorum. Ama söylediğimi anlayamıyorsun. Bir şey Biz söylemek bugün istiyorum. Varız, yarın yokuz. Bunları tolere edin. Bu şekilde buraya gelsin insanlar. Bugün varız, yarın yokuz. Ben bugün varım, yarın yokum. Tabii ki de. Yani. Ama inat yok Yılmaz, günlük. Öyle bir şey yok. Popülerliğimiz hep günlük. Buyurun. Ben sadece Gamze Hanım'dan şunu istiyorum. O cuma günkü Gamze Hanım'ı istiyorum. Gülerken... Huzurluyken, yani o gün Bahar Hanım'la tartışmaları, Bahar Hanım'ın önünden ağlayarak gitmesi beni üzer. O da bir anne evladı, kendisi ben de bir anne evladı. Ben mi ağlatıyorum, ben mi Hayır, ben konuşayım. Biz. Yani istemiyorum ki Gamze Hanım'a da yüklensinler. Aferin. Ya. Bahar Hanım'ın geçmiş, yani Gamze Hanım'ın geçmişi, Bahar Hanım'ın geleceği olan bir insan o. Yani niye geçmişte gelecek birbirine karışıyor ki? Ben şey yapmadım. Böyle ki. Olduğu zaman Gamze Hanım ortada oluyor. Mesela o insanın ruhu düzeni bozuluyor. Bahar Hanım da orada kendini parçalıyor, paralıyor. Ben burada kendimi parçalayıp paralamıyorum ki. Senin için demiyorum ki, o ben Bahar Hanım için kendimi diyorum. Parçalayıp parçalamıyorum. Benim umurumda bile değil ki. Ben biliyorum görmüyorum, zaten. Duymuyorum bile. Yani ben... Şimdi ne yapmak istiyorsunuz? Esra Hanım, ben bir şey ben şunu söylemek bekleyin istiyorum. Bekleyin lütfen, bekleyin. Gerçekten ben Gamze Hanım'la yürümek istiyorum. Yani ölümüne mi deriz, dibine kadar mı deriz? Kabat abi konuşacağım, özür diliyorum.
burada geçmişi yaşamadan bana gelsin. Çıkın. Çünkü ben onun geçmişi hatırlatacak bir Hasbin hareketimde Allah, bulunmam. Ya Resulallah, ne geçmişinden bahsediyorsun? Allah aşkına. Şunu söylemek istiyorum. Hangi hani düşüncen beyninden ruhen at onları, anlatabiliyor muyum? Yani işte öyle bir konuşuyorsun ki sanki ben, benim aklımda, fikrimde başka birisi var da sana adaptasyon... Yaşadığın acıları diyorum hani... olumsuzlukları, her karşına çıkan insanla böyle mi düşünüyorsun, kendine haksızlık yapma diyorum. Sen şimdi çıktın, dedin ki benim kararım olumsuz, dedim. Beni yerle bir ettin burada şimdi. Bir dakika, ben bir konuşayım. Benim hakkı ne de seni yerle bir etmek. Tamam, seninle yol yürümek haklısın. İstiyorum ama güvenemiyorum. Siz erkekler hep haklısınız. Size saat 17.33, tam 24 saat veriyorum. Bıktım bu 24 saatlerde ne? 48 saat. Birbirinizi anlamayın. 10 dakika verin siz bize. Uygunsa. Hadi. Ne verirseniz verin, su akar yolunu bulur. Ben İnşallah. Oral Bey'den yani şüpheleniyorum bu konuda. Söyleyeyim Oral Bey. Ne gibi şüphe? Yani su akar yolunu bulur. Siz tekrardan böyle bir yolda yürümek istiyorum dibine kadar falan diyorsunuz. Ondan sonra 10 dakika verin. 10 dakika yetecek mi size? Niye ben 10 dakikada Sevene geldim buraya? Seveni çeker. Ne sevgisi Allah aşkınıza lütfen. Ya sevgi yok. Kimse kimse yaşamadan sevemez, öyle bir şey yok. Allah'ım, bir yani kere şu sevgi ve aşk onu kabul etmiyoruz. Öğrenin. Peki. Sevgi. Oral kardeşim. Biz zaten 24 saat veriyorum onlara, uğurluyorum. Teşekkür ediyorum. Saat 17.33. Sevgili.